Selen Hanım siz Allah. son zamanlarda çok gündeme geldiniz bu işte e, bileği kuvvetli e, kadının galiba e, görüntüsü insanlar bu görüntüyü e, sizde e, gördüler bir e, video izleyeceğiz şimdi e, sahadan e, bir basketbol antrenörü bakalım böyle de olabiliyor muymuş görelim ses var mı? Duralım, duralım. Duralım. Çok ben bu videoyu iki aşamada değerlendiriyorum. Ee, birinci aşamada çökmek istediğimiz birkaç otel var. Oralara e, acaba bir el atabilir misiniz ya da e, bir otopark meseleniz vardır diye. Hani orada size başvuralım mı acaba diye görüyorum. İkinci bölümde de <laughs> insanlara koşup e, bağırıp çağırırken de başka bir şey görüyorum. Bir, bir daha izleyelim ne olur? Bir daha baştan izlemem mümkün mü acaba? dur. Hayır burada bir biraz önce yani şu. Şu bak şu tam burası. Fırtınadan önceki Burası sesizlik. ve arkada korku içinde bakan adamlara bakın. <laughs> yani <gülüyor> 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 yani birisi başına öne yok Öyle değil de arkada yani ne olacak acaba diye korku içinde bakan. Ve o e, potanın yerini değiştirin buraya getirin o potayı diyen bir e, bakış. Devamı. Bir çakın bakayım. Dur. Bak, dur. Ceket çıktı, ceket çıktı. Bunu, bu, 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 bu numaraları gördük biz Fatih Terim'de filan ama bu daha iyisi geliyor. Devam. Dur. Al şunu. Çok acayip. Çok acayip. Devam. Bu ne abi şimdi? Bu ne? <laughs> Karizma yerle bir oldu. Dur. Bak 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 bak. Bak of çok acayip. Çok acayip. Devam. Çok <laughs> iyi. Hop dur. Oo, işte. <laughs> Şunları hemen götürün. <laughs> <laughs> Şu karşı takımı tamamen temizleyin, cesetlerini de bulamayacakları bir yerlere koyun, gelin. Devam. Dur. Bunu kaç tane yapıyorlar, değil mi bu topuklu çekimini? Ee, yani. Değil mi? Galiba evet. öyle. Yani aslında şimdi hiç insanlara bu ilginç geliyor. Devam edelim. Dön. Bu da çok iyi. Bu da bu yani bu duruş da çok iyi bu topuklarla falan. Çok acayip. Topukluyla duruş genel olarak yani çok zor bir bu şey. Bu kaç santim evet. topuklar? Galiba 9 10. 9 10. Evet. Ne ne diyor buna? Pont mu diyoruz bir şey diyoruz. Pont diyorum. evet. Evet. Ama bu yani bununla bırak koşmayı kadınlar yürüyemiyor. Ben, ben Nişantaşı'da bir kadın gördüm böyle beş kişi yürütüyordu karşıdan karşıya geçerken. <laughs> yani Üzücü. yürüyemiyorlar. Üzerinde duramayanlar var ama onu şey Instagram fotoğrafı için giyiyorlar. Siz bunda baya böyle ben, dört dönüyorsunuz. Ben 20 yıldır giyiyorum bu arada. Maşallah. Yeni bir şey değil. Yani antrenöre başladığımdan beri Maşallah. giyiyorum. Ve o kadar rahat deparatıyorum ki hani ha. şu anda bu, burada bile şuradan evet. gidip koşabilirim. Peki Öyle devam bir edelim. Alışkanlık. Evet. Aa bu da nedir? Maçı aldık. Ha? Maçı aldık evet. Müthiş. Peki burada tabii ki bir bir ya bu sizin hayat alışkanlığınız olması dışında bu topuklular, eee silet dolarla dolaşma. Burada bir şey de var mı? Bir kendinize kendinizi ifade edişinizde bunu seviyorsunuz. Bunu bir sembol haline getirmişsiniz. Kesinlikle. tek kadınım. Hı hı. Tek, tek kadın. kadın basketbol antrenörü. Evet yani Türkiye'de. Süper Lig'de kadın basketbol Süper hı. Ligi'ndeki hı. tek Türk kadın basketbol antrenörü, coachum. koçu. Başka yok. Ve ben stafıma da iki tane kadın alarak birilerine örnek olmaya çalıştım ki Kadın basketbol takımlarıyız, 14 tane takımımız var ligde ee, ve hiç kadın yok. Yani hiçbir stafta hmm. kadın yok. Hmm. Ee, bunun içinde orada staff da... dediğimiz zaman Staff dediğimiz anladım. teknik ekip. Teknik ekip. Teknik evet. ekip. Ama ee, zaten basketbol terimleri kullanıyorsunuz bu açıdan. O yüzden staff diyorsunuz. Çok iyi anlıyorum. Ee, evet. Ve... Şimdi orada bir kadının ve bir kadını temsil ediyorum ve bence örnek de olabiliyorsam eğer orada da şık olmaya çalışıyorum. Hmm. Bu benim tarzım evet. Hmm. E, başka giyen de yok zaten. Yani yurt dışında da çok örnekleri var ama hiç e, bu kadar e, özen gösteren de yok. Hmm. Ben sadece işte... Siz bir kere çok şıksınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok şıksınız ve e, belki şu yanlış e, anlaşılabilir. Siz erkek gibi giyinmiyorsunuz. Evet. Bu bizzat Dünyanın çok önemli modacıları kadınlar kadınlar için e, tasarım yapan modacıları kadınlar için e, pantolon, ceket ve gömlek diktiler. E, bir terziye de sorsak, bir modacıya da sorsak, efendim bu kadın erkek kıyafeti mi giyiyor. Giy bakalım bir kadın ceketi de bak bakalım bir erkek olarak nasıl duruyor üzerinde. Tamamen farklı tasarım. Pantolonlar farklı tasarım, ceketler. Çünkü böyle e, tasarımcı arkadaşlarım var. Oradan biliyorum. Tamamen yani. Bir erkeğin üzerinde etek gibi durur bir e, kadın ceketi. Yani dediğim gibi. Bunları özellikle söylemek istiyorum. Çok teşekkür yani, ediyorum. Çok sağ, sağ olun. Şöyle, geldi, şöyle söylemeler de var. Erkek gibi giyiniyor. Evet, Alt da tapuklu ayakkabı. O değil. Çok sizin. dokunan bir laf bu gerçekten. Siz, sizin yaptığınız o değil. Siz bir kadın gibi giyiniyorsunuz her şeyden önce. Ee, yani sadece zaten takım elbise denilince erkeklerin giydiği bir şey değil. Yani bugün siz benden daha iyi biliyorsunuz ama çok çok şık kadın takım elbiseleri var ve hakikaten de orada dediniz ya o erkek gibi söylemi değil de güçlü bir kadın söylemi. Bu tamamen benim. bir kadın burada ee, burada beni... bir kadın görüyoruz çok güzel bir kadın çok bir kadın güzel bir kadın gibi çok güzel giyinen bir kadın çok görüyoruz. Çok teşekkürler çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Siz tanımaktan çok mutluyum. Hı. Peki, e, ama bu aynı zamanda sizin e, gündelik bir tercihinizden bir sembole dönüşüyor. Evet. Bunu biraz anlatmanızı istiyorum. Ee, bu arada dışarı hayatımla içeri hayatım arası ben sahayı içeri olarak görüyorum. Hmm. İki tane bambaşka karakterim ve dışarıda da her zaman şık giyinmeye çalışıyorum zaten ama biz sabah akşam çift antrenman yapıyoruz. Sürekli spor kıyafetle dolaşmak zorundayız. Ee, ama tabii ki de ciddi bir yere giderken, bir yemeğe giderken artık, artık o sembol haline geldi ama o benim aslında hani sizlerin de o sahne kıyafeti. Benim de sahne kıyafetim bu hmm. evet. İş yeriniz burası. İş yerim yani. aynen. Hmm. E, i̇ş yerimde sonsuz disiplinle e, oradaki o biraz önce gördüğünüz hareketler hepsi e, bir sürü oyuncuyla beraberim şu anda bu arada <laughs> hani onların gerçekten içten gelerek kapanarak e, tamamen konsantre olarak olan şeyler olduğunu siz daha iyi görüyorsunuzdur. Onun için de dediğim gibi. <laughs> örnek olabiliyorsam ve bir tane daha kadın çıkarsa mesela seneye bir kadın daha baş antrenör olsun. Bu benim için Hı. en büyük gurur olur. E, bu arada eve gidip kardeşlerinizi, anne babanızı, eşinizi döver misiniz böyle? <laughs> yani hayır ya dışarıda çok komik ve aslında hayır, sakin bir insanım bütün, ama hayır, benim orada gördüğüm <laughs> bütün resimlerde çünkü e, dominant evet. kadın dediğimiz zaman hakkı <laughs> buyurgan <Evet>. e, sert <laughs> disiplinli yönetici ben evet. bütün bunları sizde gördüğüm için yani özel hayatınızda evet. herkes döver misiniz kediyi köpeği Aa, halıyı tamam. ve tamam. adamı <laughs> ve anne babayı yok 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 ya. çok çok başkayım gerçekten ee, özel hayatımla sahadaki hayatım arasında dünya kadar hmm. fark var hmm. çok tatlıyım ya ya <gülüyor> 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 hiç bu kadar agresif sinirli değilim bu olaylardan sonra insanlar şimdi bir yere gidiyoruz resim çektirmek istiyorlar falan hmm. ee, şey demeye başladılar ya siz aslında çok tatlıymışsınız ya hiç öyle hmm. orada çok sert duruyorsunuz ya falan diyorlar diyorum ki ya, evet orası iş yerim ama burası Evet yani orada ama bir şirket olurdum. yönetseydiniz mesela ediyorum. bu hep mantıklı olacaktı herkesi. yani evet <laughs> yani, değil mi Peki, ona da alışık değiller insanlar kadın evet, yöneticilere de kesinlikle. alışık değiller değiller yani, maalesef ben çok sıkıntısını çektim ben 20 senedir hmm. birlikte antrenörlük yapıyorum hmm. ee, çok erkek Hegemonyasının çok büyük olduğu bir hmm. maalesef bir camianın içinde Bu Eliflerin ama... bir hegemonyası yok ya, bence, bence de aslında de, yani günümüzdeki öyle. bu e, yani bir e, Kaç bin yıllık bir e, mirası yaşıyorlar Toplum ve yaşatıyorlar, değerlendiriyorlar. Toplumun var. zaman bir, bir iş yok heriflerde. Yani bu mesela bu yurgan tipler filan. <laughs> Mafya hariç onlar hakkında bir şey söylemek istemem yani ama e, yani başıma bir şey gelmesin diye. Ama onun dışında yani bu kadar güçlü karakterler yok. Bunlar, bunların arasında. Özellikle yönetici heriflerden evet. söz ediyorum ve bütün dizilerde sümkürerek bakan tiplerden bahsediyorum. Sümkürerek dediğim Aha! diye suratlarını Hı. çirkinleştirip sert olduklarını Hı, sanan herifler var. Yani kadınlar çok daha güçlü aslında. İşte e, ben de onu yansıtabiliyorsam eğer <laughs> evet, ve yansıttıysam ne mutlu bana. Ama gerçekten de sadece görüntüde onlar güçlüler ama aslında biz çok güçlüyüz. Biz kadınlar olarak onlardan da her şeyi çok daha iyi yapabildiğimizi ben kesin Evet ama bu, ben. bu güçlü imaja da gerek var. Yani ben ya şimdi ne kadar haya e, bir hayat tecrübem olursa olsun mesela yani ee, size şöyle yaklaşamam <laughs> haber yavrum musun yani... <laughs> canım benim evet. ben yani böyle bir şey yapamam size karşı yani biraz desturlu evet, gelirim yani Gelir, öyle ama sonra da hemen şımarırım. yani biraz ilgi görünce de çünkü erkek de belki de bunu geri toparlamak isteyecektir bu evet. yaşıyor musunuz bunu İlk başta çekingen sonra e, biraz evet. ilgi görünce e, hemen ee, evet, taşları kesinlikle. yerine koyalım, hani ben de bir bu durumu toparlayayım, ha? Evet. Var mı hayatınızda Kimler bunlar? Kimler bunlar? Ee, yani iş kesinlikle. arkadaşları. Tabii şöyle bir o dediğiniz bir destur oluyor. Hı. İş arkadaşlarım zaten hani çok hatta burada yöneticimizle beraberiz. Hı. Hani ben bir girdiğim zaman aman hoca geliyor, dikkat edin. Bir öyle bir Hı. mot oluyor ya da bir otele girdiğimizde falan aman hocanın odasına bir bakalım var mı bir sıkıntı falan. Ee, ama Ne yaparsınız olarak? o zaman mesela, abajuru Tabii, birisini hiç... takar. <laughs> <kalırmak gülüyor> <ya. gülüyor> <laughs> <Ya>, hayır kesinlikle <laughs> asla. <laughs> ee, oluyor ama sonrasında zaten o kadar. Özür dilerim, o da önemli. Ee, çünkü maçlara gidiyorsunuz, turnuvalara gidiyorsunuz. Burada otel odam odaları da önem kazanıyor. Şimdi bazen bazen e, yöneticinin diyelim ki tiyatro turnesi. O da şeye benziyor biraz turnuvalara <laughs> benziyor. Tiyatrolar gidiyorlar kalıyorlar. Şimdi bazen tevazu güzel. Yani tevazu diyorsun ki işte tamam mesela oyunun başrol oyuncusu ya da yönetmeni bir şey falan. Ama ne mütevazı adam. Fakat ne mütevazı dediğinde bunun artık da gittikçe daha iptidai şartlara sokmak <laughs> evet. ya yani O zaten tamam ses çıkarmaz. O da aslında e, kurumun temsili <laughs> açısından yanlış değil mi? Doğru yani sizin yani niye mesela bu uçaklarda business diye geri zekalı bir bölüm var? Perdeleri çekiyorlar falan. Ondan sonra inerken bunlar önden iniyor falan. O aslında o business tamamen business yani bir takım insanlar kendilerini ayrıcalıklı hissetsinler falan meselesi değil. Ya da konfor meselesi. Değil. Bir takım şirketlerin yöneticileri var ve onlar şirketleri temsil ediyorlar ve onlar o yüzden orada uçuyorlar. Adı üzerinde zaten çok mantıklı. Business o yüzden orası. Yani ben çok zenginim. Orası mesela bir de bazı artık pek yok first class var. Ben birçok seyahatte öyle business'te oturup first class'ı görünce çok sinirim bozulmuştu. <laughs> Orada böyle arada var. bir yerde olup da böyle ulan buradan niye almadık o kim oluyor ki filan. Halbuki business çok iptidai aptal bir şey. Yani sizi de güzel temsil etmeleri lazım kurumunuzu. Ee, sizin <laughs> temsil ettiğiniz şeyin güzel temsil edilmesi evet. lazım. Odanız o yüzden mi iyi ayarlanmış? Ee, en basit örneği dün başımıza geldi. Ee, bizim idari menajerimiz odaya çıkıyor. Odada acayip bir sigara kokusu var. Benim odama çıkıyor. Diyor ki yani hani hocam bu odada kalamaz. Yani kalmaz çok ketizim o konuda, sigara konusunda. Hemen değiştirelim. Aa, aşağı indik hemen değiştirdiler odayı, bir şey yaptılar. Yani bu şu. Asla abi ben çok şımarığım, şöyleyim ya da başka hmm, bir hmm, şey hmm. de değil. Bu tamamen ne olursa olsun... Örnek veriyorum. Oyuncularla aynı katta kalmaz. Hiçbir teknik ekipten Öyle hiç kimse. Öyle mi? Tabii. Kalmamalı. Neden geceleri böyle bir eğlenelim, odalarda Abi. toplanalım falan olmaz mı? Yok yok. Ya onların ha, bir özel... Bizde. <gülüyor> 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 halbuki halbuki bizde... Onlarda yaz saati var. <gülüyor> ya. <gülüyor> çok evet, evet. Kurallar çok e, fena. Onlar da bize yani biz 7-24 beraberiz şimdi. Bari Otelde karşılaşmayalım karşı karşıya gelmeyelim zaten idman günde 5 saat idman yapıyoruz toplantı yapıyoruz onu yapıyoruz bunu yapıyoruz hani var orası onların özel alanı olsun diye Biz, biz özellikle böyle ayarlarlar ve değişik değişik kurallarımız var işte sporcu kuralları. <laughs> Var yani. Ama bunlar ne tavuktur ayol. Ya on boyuyor. Ay 10 bile Aa, değil ya. Ya o. Ay bunlar 7.30'da uyuyorlardı ayol. Ay çok sıkıcı değil mi? Ne fena. O sağlığa zararlı, yararlı hmm, falan. Evet ama. Ama hayata zararlı. Ama öyle gibi. yaşamak zorundayız. Bu da evet. bizim işimiz. Evet, yani, bizim evet tabii ki temsil ettiğiniz şey güzel, o kadar güzel, önemli sorması. ki. Peki e, burada başka bir sözünüz var söylemişsiniz. Bu da çok önemli. Sizin temsilen yani görsel olarak e, ve davranış olarak temsil ettiğiniz çok önemli bir şey var. Bir kere siz e, bir federasyonun parçasısınız <laughs> basketbol federasyonu bu. Aynı zamanda tek Türk kadın baş antrenör olarak birilerine örnek olduğumu bildiğim ve o kadar insan beni izlediği için giyimime özen gösteriyorum evet. diyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Ya bunun aslında aksi. Ne çılgın kadın, ne rahat kız, ne tatlı bir mütevazı çocuk tan e, aslında bir şey beklemezdik ama bu bu sözünüzden çok şey bekliyoruz. Burada burada büyük bir önem verme var. Çok saygı duyuyorum çünkü Hı -hı. yani gerçekten bizi izlemeye gelen insanlara da çok saygı duyuyorum. Hı -hı. E, televizyondan takip eden spor severlere de çok saygı duyuyorum ve e, sadece basketbol branşında değil bütün branşlarda çok fazla. Kadın olmadığı için, hmm. bir tane kadın var kim işte Selen Hoca diye birisi var. Dedikleri zaman yani gerek giyimimle gerek işte makyajımla neyse takılarımla, aa evet çok değişik. Bak ne kadar güzel. Karşımıza böyle çıkmış denmesini istiyorum. Onun için de çok özen gösteriyorum. Bu videodan sonra hayatım değişti. 2.300 olan takipçi sayım <laughs> 150 bini. O 200 bin oldu. Ha 200 <laughs> bin oldu, <laughs> oldu şimdi. Bu, bu <laughs> e, evet bu. Yok ya. E bu zaten e, Kasım'ın e, 15'iymiş bu röportaj galiba. Ee, NTV Spor'da. Doğrudur. Ha. O zaman ondan beri 50 bin daha mı geldi? Şimdi buradan sonra da daha da şey. Peki bu, bu samimiyete inanıyor musunuz? Bu takipçi samimiyetine? Yani çok da inanmıyorum aslında ama bir de gerçek var. Gerçek, sayısal bir gerçek var. Sayısal bir gerçeklik evet. çünkü sizi fark ettiler. Ve buradaki tabii bu e, 2300'den 150 bine çıkması hangi ayakkabıyı giyiyor acaba diye moda severler tarafından bir izlenme değil. Bu tamamen aslında e, Türk kadınının e, yücelmesini, gönenmesini, güçlü olmasını isteyen farklı... Politik görüşlerden insanlar değil mi? Evet. Bu tek bir tek bir e, siyasetten de buradan burada söz edemeyiz. Kesinlikle. Bakar mısınız? Ben e, eskiden yapardım. Şimdi hiç umurumda değil bu sosyal medyanın şeyi. Eskiden kimler takip ediyor diye bakardım fotoğraflarına. E, ama bu daha Twitter'ın filan başlangıcı. Sonra milyonlar olunca zaten bakılamıyor. E, ama e, bakardım yani bu, bu kim? nasıl nasıl bir görünümü var? Nasıl düşünüyor? Hatta arada seçip mesela bir hesaba da bakılabilir yani. O ne yaparmış beni şu takip eden kişi? Yani şeyi anlamak için. Ben bakıyorum şu anda şahsen. Bakıyor musunuz? Bakıyorum çünkü çok biraz daha mesela iyi Aradan bir tane seçip mi bakarsınız mesela? Yok direkt yani o şeye düştüğü anda. Takipçileri evet. Düştüğü anda bakıyorum Hı. mesela özellikle son dönemde İran'dan, Azerbaycan'dan Ha, ha, ha çok, çok yüksek bir takipçi Gelmeye başladı. Ne oluyor dedim. Sonra onların kendi sitelerine girdim sizin dediğiniz ya, gibi. Ya. Ve orada şöyle bir şey oluşmuş ya. şu anda. o Türkiye'de güçlü bir kadın var ya. ve e, kadınlara, kadınlar yüceltilmeli kadınlar, el üstünde tutulmalı. Herkes bu kadını örnek almalı diye milyon takipçisi olan İranlı fenomenler, işte ya. yani hiç bilmediğim çok ünlü isimler oradan hep beni koymuşlar, beni paylaşmışlar ve e, yapılan tek açıklama, yani tek do çek tek güzel şey bence orada güçlü bir kadın var ve kadın bir şeylere e, müdahale etmiş ve biz de böyle olabiliriz diye halk kendi kadınları bir ayaklanma yaşamış şu anda ve her gün yine oradan yine işte Azerbaycan, İran o taraflardan acayip bir e, hikayelerini atıyorlar ee, beni koyuyorlar şeydeki Avrupa'daki e, vatandaşlarımız ee, çok yok Avrupa'dan yani benim şu anda hmm, yok. Hmm. Türkiye ve hmm. e, İran olarak. Ya yani o da tamamen güçlü kadını takip ettiğim için. Ama herhangi bir için... genç kız, e, herhangi bir kadın, evet. yaşlı ya da genç ayırt etmiyor ya da erkek takip <laughs> edebilir çünkü o e, sosyal medyada takipler biraz <laughs> şey e, dikkatli olunması lazım ama biraz da kişisel tercihler evet. yani. Mesela hiç alakası yok. Bambaşka bir işte fakat güçlü bir kadını takip edebilir. Evet. Bir genç kız örnek alabilir. E, alıyorlar. Yani daha dün yolda e, otele girerken mesela gencecik bir kız lisede okuyormuş. E, bambaşka bir basketbol değil de yani e, voleybolcuymuş. Hocam dedi ben ne olur dedi, sizi çok örnek alıyorum. Ben de sizin gibi güçlü bir kadın olacağım dedi. Ya, sokakta bir kadının böyle, bana ya yani bir kızcağızın Hı. bana böyle demesi bile ya dedim ne, ne acayip mutlu oldum. Yani bu İstediğim şey şu değil. Bir kadın var topuklu ayakkabı giydi, koşturuyor sağdan sola. Bu değil. Bunun arkasında bir 25 sene var. Ben 39 yaşındayım. Ortaokul 2. sınıftan beri basketbol oynuyordum. Sonra bıraktım. Antrenörlüğe başladım. Olimpiyat dahil, dünya şampiyonası dahil amil takım her yere gittim. Ama beni bu sene buraya getiren şey topuklu ayakkabı oldu. Baktığımızda böyle. <laughs> ee, ama aslında geçmişi çok dolu ve vazgeçmemelerini söylüyorum. O kızcağıza da aynı şeyi söyledim. Bak dedim hiç vazgeçme tamam mı dedim. Oynarsın oynamazsın seni takıma alırlar almazlar ama ne olur vazgeçme dedim. Kızcağız da tamam abla dedi gitti. Yani böyle. E, siz kimleri takip edersiniz? Mesela İlber Ortaylı, Celal Şengör, Teoman. İlber Ortaylı. Evet. <laughs> Teoman'ı takip etmiyorum. Aa, ee, peki. Özür dileyerek. Ee, var yani. Celal, Celal abi, Celal ee, Şengör. Takip etmiyorum. Takip etmiyorum. Daha doğrusu ben bu olay olana kadar sosyal medyamla hiç ilgilenmiyordum bile yani oralara Hı. çok girmiyordum. Hı. Bir Twitter hesabım var ama o da açık bile değil yani çok kapalı. Oradan sadece haber okurum. Hı. İnsanları takip etmiyorum kimseyi. Oradan Hı. düşen haberlerin hepsini okuyorum Hı. ve giriyorum. Sadece bu olay çıktıktan sonra Hı. ne oluyor diye artık girer oldum. Hı. Daha fazla yoğun bir şekilde girer oldum. Ama yani. Bu olay da bir ay oldu. Bir ay öncesinde dediğim gibi 2000 takipçili kendi kendine savaşan hmm. bir kadındım hmm. yani ben. <laughs>